dereceleri aynıysa arkadaşlar, kökün içerisi büyükse o sayı daha büyüktür. Yani burada B büyük, C büyük, A olacak. B büyük, C büyük, A. Cevabımız Bursa. Kök dereceleri farklıysa da kök derecelerini aynı yapıyorsunuz. Yani B sayısını hem dereceyi 4 ile hem de 2'nin 4. kuvvetini alarak şu şekilde yazıyorum. 12. derece kök içerisinde 2'nin 4. kuvveti, yani 16. J sayısını şu şekilde yazacağım. 3 ile çarpmamız lazım. Tabii 3'ün de kübünü almamız lazım. 12. derece kök içerisinde 27. Buna zaten bir şey yapmanıza gerek yok, 24. Bu durumda J büyük, K büyük, B olacak. J büyük, K büyük, B. Cevabımız Denizli. Sol tarafın kübünü alıyorsunuz arkadaşlar. Kök derecelerini aynı yapabilmek için zaten 2 var burada. 6. derece kök içerisinde a küp geldi burası. Küçüktür. Sağ taraftakinde de karelerini alıyorsunuz. Hem içerinin hem dışarının. 6. derece karekök içerisinde 25 yaptı. Bu durumda 6. dereceleri silersem a üzeri 3 küçüktür 25 diye bir ifade çıkıyor. Şimdi a dediğim 2 olabilir, 1 olabilir, 0 olabilir, eksili sayılar olabilir. Yani kübü 25'ten küçük olan sayılar. Fakat burada şuranın orijinaline bir bakalım. Burası karekök a olduğu için a yerine negatif sayı yazamam. Şunları yazamayacağım o halde. 3 tane değer var benim için. Şurası 0, 6 gibi gözüküyor. Benim için a yerine yazabileceğim 3 tane değer var. Arkadaşlar 5'in kuvvetleri bunlar. Şurası 5 üzeri 1 bölü 2, 5 üzeri 1 bölü 4, 5 üzeri 1 bölü 12 arkadaşlar burası. 5 üzeri 1 bölü 12. Bu 5'in eksi birinci kuvveti. Şurası 5 üzeri eksi 1 bölü 5. Eksi 1 bölü 10, eksi 1 bölü 20. 5 üzeri eksi 1 bölü 20. Şimdi bu 5'in eksi ikinci kuvveti. 5'in eksi ikinci kuvvetinin karekökünü düşünelim. 5'in eksi ikinci kuvvetinin karekökü. Ne yapıyorduk? İçerideki kuvveti dışarıdaki dereceye bölüyorduk. Buradan 5 üzeri eksi 1 gelecek. Şurası 5 üzeri eksi 1 arkadaşlar. Bunu tekrar dördüncü derece köke aldığında 5 üzeri eksi 1 bölü 4 yapacak. Bu da 5 üzeri eksi 1 bölü 4. Şimdi pozitif olan sayı daha büyük. Yani A büyük olacak. Şunları sildim. B ile C'ye bakarsak da hangisi daha büyük? Şimdi eksi 1 bölü 20 ile eksi 1 bölü 4'e bir bakalım. 0. Burası eksi 1. Eksi 1 bölü 20 buralarda bir yerlerde. Eksi 1 bölü 4 buralarda bir yerlerde. Dolayısıyla eksi 1 bölü 20 daha büyük. O halde B daha büyük. O zaman A, B, C olacak büyükten küçüğe. Arkadaşlar ifadelerin karesini alalım. Şimdi birincinin karesi artı ikincinin karesi artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci, yani 6 kök 2. 6 kök 2. Bu da ne yapar? 22 artı 12 ile, şimdi burası 12 yapar. 2 kere 6 12. İçeriye 144 diye soktuğumda 12 artı karekök içerisinde 288 yapar. Buraya baktığımızda yine her iki tarafın karesini alalım. Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 6 kere 6 36. 36 çarpı 13. Yine şurası 22 yaptı. 22 artı kök içerisinde 3600 küsur yapıyor. Tam bilmiyorum. Yani 10 olsa 3600. Küsurat çok önemli değil arkadaşlar. Zaten B'nin A'dan daha büyük olduğunu gördük. Bunun karesini alırsam bakıyorum. Birincinin karesi artı ikincinin karesi yine 22 yaptı başı. 2 çarpı birinci çarpı ikinciden şöyle bir şey geliyor. 22 artı 4 kere 21 88. Bu durumda B büyük, A büyük, C buluyoruz arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Burası 8, burası 2 olduğuna göre 8'i 2'ye böldüğümde x üzeri 4 var ortada. X üzeri 4 300'den küçük, 8'den büyükmüş. Pozitif x'ler bulmamız lazım. Şimdi x yerine 1 koyamam çünkü 1'in 4. kuvveti 1. X yerine 2 koyabilirim. 2'nin 4. kuvveti 16. 3'ün 4. kuvveti 81 yine bu arada. 4'ün 4. kuvveti 4 kere 4 16. 16 kere 4 256. 5'in 4. kuvveti 600 küsur yapıyor. Bu
5'ten 4'ten büyük olamaz arkadaşlar. Pozitif olarak 3 tane tam sayı var burayı sağlayan. Her tarafın karesini alacaksınız arkadaşlar. Burası 3, burası x kare, burası 5 yapacak. Şimdi karesi 3 ile 5 arasında olan sayılara bakmam lazım. Bunun karesini aldığımda 9 bölü 4 yapar. Şimdi 9 bölü 4 2 küsur bir sayı yapar arkadaşlar. 3 ile 5 arasında olmaz bunun karesi. Buna baktığımda 25 bölü 4 yapar. 25 bölü 4'e baktığımda 6 kere 4 24. Bu 6 küsur bir sayı yapar. 3 ile 5 arasında değil. 25 bölü 9'a baktığımda 25 bölü 9, 9, 18, 27. 2 küsur yine. Bunu da sildim. 49 bölü 9'a baktım. 49 bölü 9'a baktığımda 9 kere 5, 45. 5 küsur bir sayı. Bu da değil. 49 bölü 16'ya baktığımızda karesini aldım. 16, 32, 48. 3 küsur bir sayı geliyor. Demek ki Edirne olabilir. Payda işliyorum arkadaşlar. 4, 2, 3, 12 de işlenir. Burayı 4 ile, burayı 6 ile, burayı 3 ile. Yukarısı 4 kök 3 bölü 12. 4 kök 3 bölü 12. Bu A dediğim sayı. B dediğim sayı 6 kök 5 bölü 12. C dediğim sayı da 3 kök 11 bölü 12. Paydalar eşit olduğu için üst taraflara bakıyorum. 4 kere 4 16. 16 kere 3. Burası kök 48 arkadaşlar. Bunun pay kısmı. 6 kere 6 36. 5 ile çarptığımda burası 180. 9. Burası 99. Şimdi bu durumda B büyük C büyük A olacak. B büyük C büyük A. Cevabımız Edirne. Her tarafın karesini aldığımda sol taraftaki karekök gider. X eksi 3 eşittir. Küçüktür 4 olur. Bunu diğer tarafa attığımda x küçüktür 7 olur. 7'den küçük sayılar arkadaşlar 6, 5, 4, 3. İkiliyi yazamam çünkü karekökün içerisinde negatif yapar. O halde bu kadar sayımız var. Cevabımız Bursa. Arkadaşlar 2 ile 3 arasında bir sayı bulmamız lazım. Bunun için bu şıkların yaklaşık değerlerini bilmemiz gerekiyor. Mesela Edirne'den başlayalım. Çarpımları 12, toplamları 7 olan 2 tane sayı 4 ve 3. Demek ki bu karekök 4 artı karekök 3'ün toplamıymış. Yani 2 artı kök 3. Şimdi kök 3 sayısı arkadaşlar birden büyük bir sayıdır. Dolayısıyla bu birden büyük bir sayıyı 2 eklediğimde 3'ten büyük bir sayı bulurum. Ama 2 ile 3 arasında olması gerekiyor. Edirne'yi bu sebepten dolayı eliyorum. Ceyhan'a geldiğimde 9 ve 1 yani kök 9 ve kök 1'in farkı arkadaşlar bu. 9 1 olmaz 10'a 1 olur. Çünkü çarpımları 10 toplamları 11 olması lazım. Kök 10 artı özür diliyorum eksi. Çünkü bu arası eksi ise buraya da eksi koymak zorundasınız. Kök 10 eksi kök 1'e bakacağım. Şimdi kök 10 dediğim sayı 3'ten büyük bir sayıdır. Bu zaten 1. 3'ten büyük bir sayıdan 1 çıkardığımda 2 ile 3 arasındaki bir sayıyı bulurum. O halde cevabımız Ceyhan olabilir. Arkadaşlar sol tarafı şöyle düşünüyorsunuz. Çarpımları 7x olan toplamları x artı 7 olan 2 tane sayı. Nedir bunlar? X ve 7'dir. Demek ki x ve 7'nin kareköklerinin toplamı burası arkadaşlar. Küçüktür 2 artı 2 kök 7 diyor. Bunu diğer tarafa attığımda kök x küçüktür kök 7. Demek ki x dediğim 6 olabilir, 5 olabilir, 4, 3, 2, 1 olabilir. 0 olamaz çünkü pozitif diyor. Kaç tane sayımız var? 6 tane sayımız var. Şimdi A sayısına baktığınızda arkadaşlar kök 2 ile genişlettiğinizde 6 kök 2 bölü 2 yapar. Yani 3 kök 2 yapar. 3 kök 2 de kök 18 demektir. Kök 18 de 3'ten büyüktür. Hatta 4 ile 5 arasında bir sayıdır. A dediğim 4 ile 5 arasında olacak. Bu olamaz. Bu olamaz. Bu olabilir. Bu olabilir. Bu da olamaz. Ya C ya D. Şimdi C sayısına bakalım. Bunun eşleniğiyle genişletmemiz lazım bunu. B eşittir. Normalde 2 artı kök 3 var payda da. Ben 2 eksi kök 3 ile genişleteceğim. Yukarıda kök 3 var. Çarpalım. Hem üst hem altı. 6 çarparsak zaten doğrudan 1 gelecek arkadaşlar. 2 kare farkından. Üstü çarparsak da 2 kök 3 eksi 3 gelecek. Şimdi 2 kök 3 dediğim sayı 2 kere 2 4. 4 kere 3 12.
Kök 12 demektir bu. Kök 12 de 3'ten büyük bir sayı. 3.1, 3.2 gibi düşünebilirsiniz. 3'ten büyük bir sayı, yani 3 ile 4 arasında olan bir sayıdan 3 çıkartırsam 0 ile 1 arasında bir sayı bulurum. Mesela 3.2 ise 3 çıkarttığında 0.2 bulurum. Demek ki B de 0 ile 1 arasında olacak. Bu da değil. O halde cevabımız Ceyhan.